Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik 2.den 2. yazı ön hazırlık videosuyla karşınızdayız. Ne yapacağım şimdi? Ön hazırlık yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sınav yazılı provasını çözmeden önce seninle beraber konuları bir tekrar edeceğiz. Konularda neler çıkacak onlara bakacağız. Seninle beraber bu boşlukları dolduracağız. Bunun PDF'i açıklamadaki linkte var. Bunu izledikten sonra da gidip 8. sınıf kanalında yazılı provasını gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. Aynı zamanda da bunu izledikten sonra sınıf anahtarı sisteminde de 2 tane yazılı provasını, bak YouTube'da bir tane yazılı provası var. Sınıf anahtarı sisteminde 2 tane yazılı provasını gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. İlk başta biz bir konuları tekrar edeceğiz seninle. Başlayalım hocam. Neler çıkacak bakacağız. Biliyorsun ki birkaç tane ünitemiz var. 2. dönem 2. yazılı konularında. Doğrusal denklemler, eşitsizlikler, aynı zamanda eşitsizliklerden sonra üçgenler, eşlik benzerlik konumuz var. Aynı zamanda Tonguç evladım benim. Sonrasında da dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler olmak üzere toplam 6 tane ünitemiz var diyebiliriz. Peki bu 6 tane ünitemizde neler çıkacağını ufak bir şekilde tekrar edelim seninle. Tabii ki biliyorsunuz sınavda çıkacak konular genel olarak ağırlık olarak üçgenler ağırlıklı. Üçgenler aynı zamanda da eşlik benzerlikten sonra dönüşüm geometrisi ağırlıklı çıkacak. Yani sınavda gerçekten de birazcık son konular ağırlıklı çıkar. Zaten doğrusal denklemleri X yazıda görmüştük değil mi? Evet hocam. Şimdi seninle beraber ufak tekrar yapalım. Biliyorsun ki bu sene özel olarak Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki yazılarda şunları sormamız gerekiyor. Özel olarak kazanımlarda paydalı denklemlere değindi. Paydalı denklemlerde yapmamız gereken tüyoyu hemen vermek istiyorum sana. Eğer böyle bir sürü payda varsa bir denklemde bütün paydaları eşitlemek en önemli basamaktır. Bunu 3'te, bunu 6'yla, bunu 2'yle genişlettikten sonra paydaları eşitleyip soruyu çözmek en önemli basamaktır. Eğer böyle bir sistem varsa Tonguç evladım benim, burada içler dışlar çarpımı yapılır. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra normal denklem çözüldükten sonra x'in hiçbir zaman alamayacağı bir değerler vardır. Onlar nedir biliyor musun Tonguç'um? Nedir hocam? Paydayı sıfır yapan değerler. Mesela burada x eksi 2 var ya paydada. Evet hocam. X eşittir 2 olursa payda ne olur Allah'ın seversen? 2 eksi 2? Sıfır. Bravo, işte o yüzden x eşittir 2 olamazı da söylemek gerekiyor burada. Bu da ayrıntıdır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Tabii bunlar ilk konular olduğu için birazcık daha az çıkar şimdiden söyleyeyim. Şimdi Tonguç evladım aynı zamanda herhangi bir koordinat sisteminde x eksenine biz ne diyorduk? Apsis diyorduk. Aynı zamanda yatay eksen diyorduk. Y eksenine ise ordinat diyorduk. O zaman da dikey eksen diyorduk. Apsis ve ordinatını bir noktanın nasıl gösteriyorduk? İlk başta apsisini yani x eksenindeki değerini a'ya denk geliyor gördüğün gibi. Sonrasında ordinatını yani b eksenindeki değerini yazıyorduk ve sorumuzu geçiyorduk Tonguç'um. Aynı zamanda sonrasında geçersek ax artı b'ye artı c eşittir 0 şeklinde yazılan bir denkleme ne diyorduk biz Tonguç evladım benim? Doğrusal denklem. Zaten konumuzun, ünitemizin adı doğrusal denklem diyorduk. Neden doğrusal denklem? Çünkü içinde x var, y var ve bu x'ler y'lerle bir denklem kurmuş. Eşittir 0 veya eşittir 5 gibi bir denklem kurmuş diyoruz. Tonguç'um bir doğrusal denklemde aslında bize bir grafik gösterir. Bu grafikleri yorumlarken de bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Onlardan ilki şu. Herhangi bir grafik yazılırken y eşittir başlangıç noktası, bu çok önemli bir formül, gerçekten de günlük hayat problemlerini çözerken çok işimize yarayacak. Başlangıç noktası artı veya eksi, bazen de eksi olabiliyor çünkü azalma grafiklerinde eksi de olabiliyor, onu da söylemek istiyorum. Artı eğer grafiğimiz artarsa, eksi grafiğimiz azalırsa, değişim çarpı x oluyor. Bu değişim dediğimiz şey de birim zamandaki değişim diyoruz. Hızlı tekrarlarımız devam ediyor. Çarpı x şeklinde yazabiliyoruz. Mesela Tonguç'um başlangıcı 10 ise eğer, değişimi de 3'er 3'er artıyorsa 10 artı 3x y eşittir 10 artı 3x şeklinde bir denklem yazabiliriz. Eğer başlangıcı 20 ise ve 2'şer 2'şer azalıyorsa y eşittir 20 eksi 2x şeklinde bir denklem yazabiliriz falan filan. Peki sonrasında en önemli noktadan bir tanesine geliyoruz. O da eğimdir Tonguç'um. Y eşittir mx artı n şeklinde bir ifade varsa eğer, m dediğimiz x'in başındaki sayıya biz eğim diyoruz ve gerçekten eğimin hesaplanması önemli. Eğim dediğimiz şey de aslında buradaki değişimle özdeş bir şeydir. Yani değişim aslında bize eğimin ne olduğunu gösterir Tonguç'um. Oh be. Fidanın boyu dediğimiz şey ise Tonguç'um, mesela fidanın boyu işte ağacın işte boyu, depodaki bilmem ne miktarı, benzin miktarı falan tarzında bir sürü doğrusal grafik çizeriz. Bu doğrusal grafiklerde dikkat edersek mesela bunun başlangıcı 10, gitgide artıyor.
5 birimde nereye gelmiş? İşte buraya gelmiş. Bunun 20 gitgide artıyor. Bu da işte 5 yıl geçince buraya kadar gelmiş falan tarzında. Böyle yorumlamalar yapacağız. Bunların birleştiği yerler olabilir. Azaldığı yerler olabilir. Sıfırlandığı yerler olabilir. Bunların hepsi de aslında... Yazılı provasını kendi kanalımıza izleyeceğiz değil mi? Aynen. Tebrik ederim. Yazılı provasını kendi kanalına izleyeceksiniz. Şu anda sadece konuları tekrar ediyoruz. Konuları hatırlıyoruz. Bu konuları hatırladıktan sonra çıt çat diye yazılı provasını zaten kendi kanalına izleyerekten başarılı olacaksın diyoruz. Geldik Tonguç'um. Eğim en önemli şeylerden bir tanesi, sınavda da çıkabilecek çıkacak noktadan bir tanesi. Herhangi bir dik üçgende eğer yüksekliğe biz dikey dersek, genişliğe de yatay dersek Tonguç Evren Bey'im, dikey bölü yatayla hesaplanan şeye, ama dik üçgen olması şartı, önemli olan bu da bu. Biz eğim diyoruz. Buna biz dikeye biz bazen boy da diyebiliriz. Yataya da en de diyebiliriz. Boy bölü en direğim. Burayı anladık mı Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi bu yokuşun bir eğimi şeklinde hesaplanabilir. Eğim dediğim şey aslında yokuşluk demek. Peki doğrularda eğim nasıl hesaplanıyor? Mesela şu eğim, şunun doğrunun bir eğimi var, şu doğrunun bir eğimi var. Doğrularda 3 farklı eğim vardır. Hemen şurada hızlı bir şekilde sana göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir grafik çizersek. Mesela şunun eğimi pozitiftir Tonguç evladım benim. Aynı zamanda şunun eğimi azaldığı için negatiftir Tonguç'um. Aynı zamanda bu böyle düz bir çizgi ise bunun eğimi sıfırdır Tonguç'um. Çünkü düz bir yolun eğimi sıfırdır diyebiliriz. Bir de böyle yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı doğru giden dikine bir şey vardır. Bunun eğimi de tanımsızdır Tonguç evladım benim. Bu da ekstradan bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken bir şeydir diyebiliriz. Geldik bunun eğimini bulurken yapmamız gereken şey şu. M şeklinde göstereceğiz. Eğimi biliyoruz zaten. Bunun eğimini bulmak için bir tane dik üçgen yapıyorum. Bak burada dik üçgen buldum. Bu dik üçgen de boyu ne kadar? 4 noktasına geldiği için 4 bölü. Eni ne kadar? -2 noktasına geldiği için 2. 4 bölü 2'den artı 2'dir. Neden artı 2'dir biliyor musun? Neden hocam? Çünkü sağ yukarı doğru giden doğrunun eğimi artıdır. Sol yukarı doğru giden doğrunun eğimi ise eksidir diyebiliriz. Burada mesela bir dik üçgen buradan görüyorum. Bu dik üçgende boyu ne kadar? 2. Enine kadar 2. 2 bölü 2. Ama dikkat et Tonguç'um, bunun eğimi eksi olduğundan dolayı başına eksi geliyor. Cevabımız eksi 2 bölü 2'den eksi 1'dir diyebiliriz. Böyle hesaplamalara da gireceğiz yazılı provamızda. Yazılı provamızı unutma. 8. sınıfın kanalındaki yazılı provası videosundan izliyorsun. Şimdi ön hazırlık yapıyoruz. Bu videoları bölmek zorunda kaldın. Neden diyeceksin biliyor musun Tonguç'um? Yoksa 50 dakikalık 60 dakikalık video çok uzun oluyor. Gerçekten bizden oluyor. Dolayısıyla hem ilk başta bir konuları bir tekrar edelim. Sonrasında yazılımı çözelim. Az kaldı hocam diye. Yaz tatili geliyor artık. Az kaldı zaten bitiyor. LGS de bitecek çok yakında inşallah. Her şeyi vurup patlasın çalışmasını yapacağız. 2x büyük ve eşittir 4 derse eğer bu bizim için bir eşitsizliktir. Neden bu büyük eşittir? Aslında bir eşitsizliğin sembolü. Küçüktür olabilir, büyüktür olabilir, küçük eşittir olabilir, büyük eşittir olabilir. Farklı işaretlerimiz var. Bunlar eşitsizliğimizin tabirleri aslında. Bu eşitsizlikleri biz ne yapacağız? Gruplandıracağız. İşte diyeceğiz ki bu büyük ve eşittir. Tam nasıl çözeyim ben bunu? Ben bunu çözerken inanılmaz basit. Normal denklem çözer gibi. Her iki tarafı ikiye böleceğim. X büyük ve eşittir 2 çıkacak. Bu bizim için eşitsizliğin çözüm kümesidir. Peki hangi sayılar olabilir? X büyük ve eşittir 2. Hemen söyler misin bana? 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. Ama 2 niye olabilir? Çünkü burada eşittir de işareti var. Geldik mesela bunu yaparken de her iki tarafı eksi 3'e böleceğim. Aman burada dikkat diyorum. Burada önemli dikkat bir noktası var. Çünkü her iki tarafı eksi bir sayıya böldüğüm zaman işaretler yön değiştirir Tonguç. 6 bölü eksi 3 eksi 2'dir diyorum. X büyüktür eksi 2 için hangi sayılar olabilir? Hemen söyler misin bana Tonguç Evren Bey? Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Patladım. Çünkü eksi 2'den büyük sayılar. Eksi 2. kattasın apartmanın. Üst katlara çık bakayım. Kaçıncı katlara çıkarsın evladım? Eksi 1. Harika. Eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir tarzında unutmayalım. Mesela bir aralık gösteriminde de Tonguç Evren Bey'im aralığı noktalarla şeylerle içi dolu boş noktalarla göstereceğiz. Mesela 2 burası diyelim. Burası da 5 diyelim. Tonguç evladım benim. 2 burada sadece küçüktür olduğu için bak x 2 ile 5 arasında. Tamam eyvallah. 2'nin bak 2 ile 5 arasında olduğu için bunu böyle tarıyorum. Tamam eyvallah. Ama 5'te eşittir var. Bak büyük eşit küçük eşittir var. Dolayısıyla bunun içini dolu yapıyorum. Burada ise sadece küçüktür olduğu için içini boş yapıyorum şeklinde. Bu aralığı biz sembolize edebiliriz, gösterebiliriz diyoruz ve mükemmel bir şekilde konuyu eşitliği tekrar tutuyoruz. Geldik şimdi de üçgenlere. Gerçekten sınavda en fazla çıkacak konulardan bir tanesi. Bir kere üçgenler konusunda bir kere açı ortay vardı. Şurada bir açı var diyelim. Açıyı böyle çatalank diye ortadan ikiye ayıran çizgi. Mesela burası 60 ise eğer
burası 30-30 şeklinde ayırıyor. Açı ortayı hangi harfle gösteriyoruz Tonguç Erdem'im? N harfiyle gösteriyoruz. Bunda bu açı ortayların hepsinin aynı noktada kesişini bilsen, mesela şu açı ortay, şu açı ortay aynı noktada kesişini bilsen senin için çok iyi olacak ve aynı zamanda da açı ortayların N harfiyle gösterdiğini biliyorum. Kenar ortaya baktığımız zaman şu kenar, şu kenarı ben ortadan ikiye bölmek için şöyle bir çizgi çizerim. Bu aslında bu kenar ortadan ikiye böler. V harfiyle gösterilir Tonguç Evren benim. Kenar ortayı ikiye böldüğü için kenar ortaydır diyebiliriz. Peki aynı şekilde bütün kenar ortayları aynı noktada birleşir ve buna ağırlık merkezi G deriz diyoruz. Bu da önemli bir özellik. Yüksekliğe baktığımız zamansa farklı farklı üçgenlerde farklı farklı yüksekliğe vardır. Mesela bu dar açılı üçgen yükseklik buradır. H şeklinde gösterilir ve tabana dikiner. Ama dik açılı üçgen zaten herhangi bir kenar, dik kenar kendi yüksekliğidir diyebiliriz. Bu da buradaki H'dir. Aslında kenarla yükseklik aynı oluyor. Ama geniş açılı üçgende böyle uzatırsın, üçgenin dışında olur aslında yükseklik diyoruz. Bu da ayrı bir kuralımız diyoruz. Üçgenin dışında olur. Ama tabii ki iki tane yükseklik üçgenin dışında olur. Bir tanesi de üçgenin içinde olur diyoruz. Ve üçgen yükseklikler yine bir yerde kesişir ama üçgenin dışında bir yerde kesişirler diyoruz. Ve yüksekliği de hatırlamış oluyoruz. Üçgenin eşitsizliğinde bilmemiz gerekenler nelerdi Tonguç öğrenmeyim? Herhangi bir üçgende. Hadi bakalım söyleyelim beraber. Herhangi bir üçgende. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmak zorunda. Herhangi bir kenar yani diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmak zorunda. Herhangi bir kenar yani diğer iki kenarın toplamından büyük, farkından küçük olmak zorunda şeklinde bir kural yapıyoruz. Bitti bu kadar. Açıkenar bantlarında da büyük açının karşısında büyük kenar vardır. Ne kadar basit. Bunun karşısında 100 varsa A büyüktür. Bunun karşısında 30 varsa C en küçüktür, B de ortancadır diyebiliriz. C küçüktür, B küçüktür, A şeklinde sıralama yapabiliriz diyoruz. Geldik Tonguç'um. Üçgenlerde bir diğer kuralsa sınavda %1000 trilyon üzeri 500 bin çıkacak bir konu. Of. Yani Pisagor çıkacak. Pisagor dediğim şey aslında bir dik üçgende. Dikin karşısındaki kenara ne diyorduk Tonguç Evren Bey'im? Bu önemli bir şey. Hipotenüs. Aynen öyle. Hipotenüsün tarlasını hatırlayalım hemen Pisagor'un hikayesini. Pisagor teoremi de diyor ki hipotenüsün karesi dediğimiz zımbırtı aslında diğer kenarların kareleri toplamı kadardır diyoruz. Peki geldik benzerliğe. Burada tabii özel üçgenler de var ama Milletin Bakanlığı bizden genellikle özel üçgenler değil de hesap yaparak yapmamızı söylüyor. Burada şunu unutma. Mesela x kare eşittir 10 çıktı. X kaçtır? Aman Allah'ım neyin karesi 10'dur ki? Diye takılma hemen. Çok basit karesi. Bir mantığı var. X eşittir kök 10'dur şeklinde hemen sonucu bulabilirsin diyoruz. Bazen kenarlar köklü çıkabiliyor. Ona da şaşırmayalım diyoruz. Tonguç'um geldik eşlik benzerliği. Eşlik benzerlikte çok basit bir mantık var. Eğer bütün açıları eşitse herhangi iki üçgenin ve kenarları da eşitse Tonguç evladım bunlar eş. Yani eşittir işareti ve benzer de diyebiliriz. Eş ve benzer kuralı aslında buradan çıkıyor. Tüm açılar eşit, tüm kenarları da birbirine eşit oluyor. Buna dikkat edin. AB ile DE birbirine benzer. BC ile EF birbirine benzer. AB ile DE. BC ile EF birbirine benzer. Bunları da hatırlayalım. Aynı zamanda AC ile de DF birbirine benzer. Aslında buradaki sıralamalar da önemli. Mesela OHA YES üçgenlerini görebiliyor musun Tonguç? Görebiliyorum hocam. Aynen. OHA üçgeninde olağanüstü harika ve yeni ve sağlıklı. Olağanüstü harika anlamlı, yeni, eşsiz ve sağlıklı şeklinde kısaltmalar yapıyoruz. Beni tarif etmiş hocam. Evet, tabii görüyorum. Şimdi bak burada bütün açılar eşit ama kenarları eşit değil ama bunlar birbirine benzerdir diyebiliriz. Benzerlik işareti bu şekilde gösteriyor. Bak eş ve benzer, bu da sadece benzer. Peki bu benzerlik işaretinde bak O'nun Y'ye oranı neden? Bu noktalı açının karşısındaki noktalı açının karşısındaki oranı aslında çizgili açının karşısındaki H'nin çizgili açının karşısındaki E'ye oranına eşittir. Aynı zamanda bu boş açının karşısındaki A'nın boş açının karşısındaki S'ye oranıdır diyebiliriz. O zaman OY, H ve AS şeklinde birbirine oranlayabiliriz ve bunların hepsine de K yani benzerlik oranı diyebiliriz. Tonguç unutma. Herhangi iki üçgenin benzerlik oranlarının karesi benzerlik oranlarının karesi aslında alanlar oranı ve eşittir. Bu benzerlik oranı ne diye Tonguç'um? Benzerlik oranının karesini aldığımız zaman herhangi iki üçgenin alanları oranıdır diyebiliriz. Mesela burası 5 olsa, burası 10 olsa bunların benzerlik oranı kaçtır Tonguç evladım sence? Hadi bakalım. 1 bölü 2. Süper. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. O zaman bu 6 olursa bu da 12 olur. Bu 8 olursa bu da 16 olur tarzında şey yapabiliriz. Yakınsamalar yapabiliriz. Bunun 1'e 2 oranında. O zaman bunun alanı mesela
30 olsun Tonguç'um. Bunalını kaç lira Allah'ını seversen? Bunalını 30'sa bunalını kaç lira tane Tonguç'um? Yani tam da 2 katı 60'tır. Aynen gibi geliyor değil mi? Hayır işte benzerlik oranının karesi. Yani 1 bölü 2'nin karesi nedir Allah'ını seversen? 1 bölü 4'tür. O zaman benzerlik oranının karesi o zaman 4 katı olmak zorunda. 120 etmek zorunda bunalını. Öyle ufak ayrıntılara da bakacağız zaten sorularımıza diyoruz. Geldik dönüşüm geometrisine. İşte burada önemli bir şey var. Öteleme, yansıma. İki tane şeyi bilmemiz gerekiyor. Sadece bu iki şeyi bilsek yeterli. Ötelemede yukarı aşağı sağa sola gidebiliriz. Yukarı gittiğimizde bak tüyolarını veriyorum sana. Yukarı gittiğimizde y artar. Aşağı gittiğimizde y azalır. Herhangi bir nokta için. Mesela bir noktayı yazarken biz ne yapıyorduk Allah'ını seversen? A noktası yazdık. Bu x'i sonra da y'sini yazdık. İşte yukarı gittiğimizde y artıyor. Aşağı gittiğimizde y azalıyor. Yani buradaki sayı azalıyor. Sağa gittiğimizde x artıyor Tonguç'um. Sola gittiğimizde x azalıyor. Bunları bilsek yeterli ötelemede diyoruz. İşte sola sağa falan filan sana söyleyecek zaten. Sen de yapabileceksin. X ve y'yi değiştirerekten. Bir de yansıma dediğimiz şey de simetri ile alakalı aslında. Yansımada da şunu unutmayalım. X eksenine göre yansımada y'nin işareti değişiyor. Y eksenine göre yansımada x'in işareti değişiyor diye bir kuralımız var. Ve bu kuralı çok iyi hatırlamamız gerekiyor. X eksenine göre yansıma veya y ekseninin yansımasında bir de doğruya göre yansıma var. Bu doğru dediğimiz şey biz simetri ekseni diyoruz. Bu şeklin benzerini çiziyoruz. Buradan gözleri mesela bu tarafa doğru bakıyorsa bu şeklinde gözleri yine aynaya doğru bakmak zorunda. Yani birbirlerine bakacak. Mesela aynaya sen baktığında nasıl görürsün kendini Tomuş'a? Yamuk şeklinde görürsün. Hayır kendine bakar gibi görürsün değil mi? İşte bu aslında bu gözleri buradaysa bu gözü de buna doğru bakacak şeklinde unutmamamız gerekiyor diyoruz. Ardışık öteleme ve yansıma da yaptırabilirler bazen. İşte der ki İlk başta bunu ötele, mesela bunu ötele, ilk başta bu tarafa doğru öteledik, sonra yansıttık, hop buraya geldik. Sonra bunu öteledik, sonra tekrar yansıttık, hop buraya geldik. Sonra bunu öteledik, sonra hop geldik buraya yansıttık falan tarzında böyle desenleri de oluşturabiliriz. Bu da ekstradan bir bilgi diyoruz. Prizmalar ve açılımlarına baktığımız zaman dikdörtgenler prizması var, üçgen prizması var, altıgen prizma var, bilmem ne, beşgen prizma var. Önemli olan burada bunları nasıl açacağımızı bilmemiz. Tonguç'um bunlar ne diyorduk biz evladım bunları tam bu köşe noktalarına ne diyorduk? Köşegen. Köşe diyorduk. Hayır dangozlaşma. Buna köşe diyorduk. Aynı zamanda şu çizgileri ne diyorduk dersen ayrıt diyoruz. Köşe, ayrıt kavramını çok iyi hatırlayacağız. 12 köşesi var. Pardon 8 köşesi var. 8 köşesi var mesela bu şekil üzerinde. 12 tane ayrıtı var Tonguç evladım. Kaç tane yüzey var desen? Burası sağ yüzeyi, burası üst yüzeyi, burası sol yüzeyi, burası alt yüzeyi. Toplam 4 yüzey. Bir de burası da arka yüzeyi, burası da ön yüzeyi. Toplamda 6 tane yüzeyi vardır bir dikdörtgenler prizmasının. Bunu açtığımız zaman şekilde ise ön yüzeyi önümüze açarız Tonguç'um. Ön yüzeyi açarız. Yani şu yüzeyi açtım. Sonra bunun yanında bir sağ yüzeyi var. Ondan sonra bunun solunda bir sol yüzeyi var. Bir de bunun arkasında ön yüzeyle aynı bir şununla aynı bir büyüklükte bir arka yüzey var. Bir de yukarıda üst yüzey var. Bir de aşağıda alt yüzey var. İşte bu açılımı bu şekilde yapabiliriz. Geldik üçgen dik prizma. Üçgen dik prizmada alt tarafı var ve üst tarafı var. Bunlar alt taban ve üst taban olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda bak dikkat ettiysen Tonguç Erdem şu yeşille boyadığım yer sağ taraftır. Aynı zamanda şu kahverengiyle boyadığım yer sol taraftır. Bir de arka tarafta saklanmış kendi halinde dolaşan bir şey var. O da maviyle boyadığım yerdir. Bunları ben açtığım zaman ilk başta yeşille boyadığım yeri açayım önümüze. Sonrasında kahverengiyle boyadığım yeri onun soluna açayım. Sonra arkada maviyle boyadığım yeri onun arkasına açayım. Sonrasında Tonguç Erdem benim bir de üst taraftaki bu kırmızıyla boyadığım üçgeni ve alt taraftaki kırmızı boyadığım üçgeni açayım. Toplamda 5 yüzey var. Buradan görebiliyoruz. Burada açılımlar önemli. Açılımlar sınavda çıkar. Onu da şimdiden söylemek istiyorum. Geldik. Evet artık dönüşüm geometrisi. Aynen. 3 boyutlu cisimlerden en önemlisi. Yani silindir. Silindir gerçekten bilmemiz gerekenlerin en önemlisi diyebiliriz. Çünkü sınavda da LGS sınavında %100 çıkacak. Yazılı sınavımıza da eğer oraya kadar geldiyseniz hocanın sorar. Dik silindir dediğim şey aslında bir bardaktır. Tonguç'um bu bardak bir silindirdir aslında. Bu bardağın içinde bak bu bardağın böyle bir yüzeyi var görebiliyor musun? Görebiliyorum. Bunu ben böyle açtığım zaman karton şeklinde bir dikdörtgen çıkıyor Tonguç'um. Bir de üst yüzeyi ve alt yüzeyi olmak üzere toplam 2 tane de yuvarlağı var bunların. Peki şurası aslında burasıdır. H kadardır. O zaman bu yarı çap dediğimiz şey de R kadarsa Tonguç'um bunun çevresiyle burası örtüşecek ya. O zaman bunun çevresi bir dairenin veya çemberin alınmaz çevresi nasıl bulunur? 2 pi R ile bulunur. İşte bu yanal alan dediğimiz şey yani şurası bir dikdörtgen olduğu için uzun kenarla kısa kenarı çarparak yani 2 pi R
çarpı h ile bulunur diyebiliriz. Tabi bunun arasında hep h var. Genellikle pi'yi de 3 alırız ama bazen vermezse de pi şeklinde bırakabiliriz. Yüzey alanına baktığımız zaman ya bu 2 pi r h var ama eksiden bir de bu ikisi var. Bu ikisi de artı 2 tane pi r karede. Çünkü dairenin alanı pi r karede diyebiliriz. Hacmine baktığımız zamansa taban alanı yani şurası neydi? Pi çarpı r kareydi. Yani dairenin alanı çarpı yüksekliktir şeklinde pi r kare h şeklinde bir formülümüz var diyoruz. Bir de işte bu prizma piramitler dediğimiz şeylerde mesela koni var. Piramitler dediğimiz şeyde üstü ucu sivridir. Üzerine ne yapamayız Tonguç Evren Bey? Oturamayız. Süper. Prizmanın üzerine oturamayız. Tabura gibi. Evren prizma piramitlerin üzerine okulumuz oturamayız. Okulumuz hazır değil mi hocam? Oturamayız. Hayır. Prizmalar normalde bizim sandalye tabure dediğimiz şeyler aslında. Şimdi konide de şunu bilmemiz gerekiyor. Tabanı tek bir nokta. İşte ondan sonra yukarısı tepe noktası. Ondan sonra şuna biz ana ayrıtı diyoruz. Koninin ana doğrusu diyoruz. Özür dilerim. Ana doğrusu diyoruz. Şu çizgiye L ile de gösterebiliriz veya A ile de gösterebiliriz. Fark etmez. Ondan sonra şu çizgiye biz koninin yüksekliği diyoruz Tonguç evladım. Benim bu kavramlar öyle. Koninin temel elemanları bunlar. Bir de şurasında koninin yarı çapı diyoruz Tonguç'um. Şunu unutmayalım. Burada bir Pisagor vardır. Bu da sınavda sorabilir. Yani koninin ana doğrusu yükseklik ve yarı çap arasında bir Pisagor vardır. Ana doğrusu hipotenüstür diyebiliriz. Açtığımız zaman koni ise şu da şöyle bir daire dilimi çıkar. Bir de alt tarafta tam daire çıkar. Bu daire dilimi de aslında sanki şöyle bir dairenin bir parçası da gibi düşünebiliriz. AB yayı dediğimiz şey aslında şöyle bir durum Tonguç Evren Bey'im. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'a bulunur. Ama buradaki r dediğimiz şey aslında l'dir. Çarpı alfa bölü 360'da bulunabilir. Unutmayalım Tonguç Evren Bey'im. Bir bağıntı kurmak gerekirse 2 pi r yani bunun çevresi burasıyla örtüşmesi gerekiyor. Yani 2 pi çarpı l çarpı alfa bölü 360'da örtüşmesi gerekiyor. Bunlar sadeleşince buradan karşımıza R bölü L eşittir alfa bölü 360 bağıntısı da gelebilir. Bunun bağıntısının nasıl kurulduğunu kazanımlarda var. Dolayısıyla senle beraber bütün konuları bir tekrar etmiş olduk. Şimdi sen gidip yazılı provasını 8. sınıf kanalımızdan hatta şuradaki linkten de hemen ulaşabilirsin. Şuradaki linkten izleyebilirsin. Açıklamada linkten de izleyebilirsin. Hemen izle yazılı provasını ve başarılı ol. Hadi bakalım sana göre ödüllü sorumuzu da yap. Yorumları yolla. Hadi bakalım.